KOM Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik 59 ilde 704 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 543 mahrem kuryenin yakalandığı operasyonun en önemli ayağını İstanbul oluşturdu. İstanbul'da FETÖ'nün paralarının tutulduğu kasa ev tespit edildi ve bu evde yapılan aramalarda milyonlarca lira ile geçirildi. Bu çok özel operasyonun ayrıntılarını CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktaracak. Dinleyelim, ardından da stüdyo konuğumuz olacak. Kendisine soracağız detayları. FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 59 ilde 704 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. KOM Daire Başkanlığı koordinesi gerçekleştiren o operasyonlarda tam 543 kişi de gözaltına alındı. Bu gözaltına alınan kişiler FETÖ'nün mahrem kuryeleriydi. Bunların görevi ise gizli para taşımacılığı yapıyorlardı. Bu operasyonun en kritik noktalarından birisi ise İstanbul'du. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayaşehir'de FETÖ'nün kasa ev olarak kullandığı bir noktaya operasyon düzenledi ve o operasyonda şu anda kameraman arkadaşım Mehmet Bulut'un da gösterdiği işte bu altınlar, Türk lirası, dolar, euro ve her cinsten dövizin bulunduğu bu paralar ele geçirildi ve burada toplam 12 milyon lira para bulunuyor ve bu da FETÖ'nün kasasında tutuluyordu. Bu paralara da el konuldu. Tabii Türkiye çapında yapılan operasyonlarda ise toplamda FETÖ'nün finans yapılanmasında toplam 26 milyon lira para ele geçirilmiş oldu. Peki bu operasyon nasıl gerçekleştirildi? Onu da anlatmak gerekirse bu operasyon KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü demiştik ve yapılan 8 aylık teknik takiplerin ardından tam 20 milyon hesap, banka hesabı uzmanlar tarafından adım adım izlendi, takip edildi ve FETÖ'nün mahrem kuryeleri, mahrem finansçıları tek tek tespit edildi ve bu kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar da gerçekleştirildi. Tabii operasyonlar sırasında teknik takiplerde bu kuryelerin kullandığı teknikler de deşifre edildi. Paralar nasıl taşıldı, gizli zulalarda nasıl saklandı, onlar da tespit edildi ve şu an 543 kişi 59 ilde gözaltına alındı ve soruşturma çok yoğun olarak devam ettiriliyor. Şimdi önemli, dev bir operasyondan söz ediyoruz. O evin görüntülerini, evde neler bulundu Nihat Uludağ bize aktardı ama stüdyoda kendisine soracağız. Günaydın, hoş geldin diyelim Nihat Uludağ. Hızlı bir şekilde başlayalım. Bu ev nedir? Bize bir anlatabilir misin operasyonun detaylarını? Göksu, nerelere saklamışlar? Göksu, gerçekten de bu çok özel bir operasyon. Daha önceki dönemlerde yapılan operasyonlarda ne vardı? Geçmişe dönük FETÖ'cüler tek tek yakalanıp gözaltına alınıyordu ve onlara işlem yapılıyordu. Neydi? Baylok. Baylok'ta yazılmış olan eski FETÖ'cüler yakalanıyordu, gözaltına alınıyordu. Diğer bir taktik neydi? Ankesör soruşturması. Mahrem imamlar komutanlar arıyordu. FETÖ'cü komutanları ya da askerleri arıyordu ve onlar tespit edilip gözaltına alınıyordu. Ancak bu operasyonu çok özel kılan şey ise güncel, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik müthiş bir operasyon. KOM Daire Başkanlığı 8 ay önce bir çalışma başlattı ve bu çalışmada tam 20 milyon banka hesabı tek tek incelendi. Ve yapılan incelemelerde de 704 mahrem kurye, FETÖ'nün mahrem kuryesi tek tek tespit edildi ve 59 ilde de bu operasyonlar gerçekleştirildi. Nihat Uludağ, şunu soracağım çok kısaca, bu kuryeler nerede ve nasıl çalışma yürütüyorlar? Bu kuryeler çok mahrem. Aslında bir kısmı KHK'ya atılmış falan ama bir kısmının da hiç sabıkası yok. Yani şu anki aktif, faal haldeki FETÖ'cüler de bunlar aslında. Ve o operasyonların en kritik olanı da İstanbul'da yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün tüm paralarının tutulduğu Başakşehir, Kayaşehir'de özel bir kasa ev ortaya çıkardı. Bakın bu o kasa evden görüntüler. Bu kasa ev Kayaşehir'de balkonda özel bir sistem kurmuşlar. Havalandırma gibi görüyorum ben, doğru mu? Oraya tam havalandırma değil. Balkon bölümüne özel bir sistem yapmışlar. Küçük bir giriş yapmışlar ve orada boya kutularının içerisine üzerine başka belli olmasın diye başka materyaller koymuşlar. Altta ise bakın TL, dolar ve döviz cinsinden paralar var. Nihat Uludağ, bir soru daha soracağım. Şimdi ev olunca akıllara çok soru geliyor. Sabıkası yok dedin bu kişilerin. Evet. Bu evin içinde bir aile mi yaşıyor? O kadar mı gizemli? Aile değil ama bir kişi yaşıyor ve o kişinin hiçbir sabıka kaydı yok. FETÖ'cü olduğuna dair hiçbir emare yok ama dedim ya özel bir teknikle, yani o 20 milyon banka hesabı var ya, ona özel bir teknik uygulamışlar. Ve bu aslında Göksu, bu da çok önemli. Bu aslında devletin tüm organlarının ortak gerçekleştirdiği bir operasyon. Yani ne demek? Bu operasyonda KOM koordine ediyor ama TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı, MASAK ve Milli İstihbarat
de bu soruşturmaya destek veriyor. Ve kapsamlı bir operasyondan. Tüm organlarıyla çalışılmış, 8 ay boyunca ilmik ilmik görülmüş ve FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına ve mahrem kuryelerine yapılmış özel bir operasyon. İşte evet. Bu kasa ev Kayaşehir'deydi ve Kayaşehir'de evet. Bu FETÖ'nün bu evi de ortaya çıkarıldı ve toplam Türkiye çapında da 26 milyon lira paraya el konuldu Göksu. Çok teşekkür ediyoruz. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ stüdyo konuğumuzda operasyonun ayrıntılarını bize aktardı.